Her bayram olduğu gibi bu bayramda resmi törenlerin ardından Anıtkabir halka açıldı. Çocuğunun elinden tutan atanın huzuruna koştu. Anıtkabir'in avlusu kelimenin tam anlamıyla çiçek bahçesi gibiydi. Atatürk'e karanfil ve gül bırakacağım. Denizli'den geldim buraya. Bizim ülkemizi, bizim cumhuriyetimizi yarattığı için çok teşekkür ediyorum. Küçük yürekler yine büyük mesajlarıyla atanın huzurundaydılar. Çocuklar için böyle bir bayram olmasaydı herhalde çocuklar çok mutsuz olacaktı. Arş arş arş, iyileri, iyileri, arş iyileri. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir halka açıldı. Mozele'ye ulaşmak isteyenler Anıtkabir'in avlusunda uzun kuyruklar oluşturdular. Anıtkabir bugün özel saat 21'e kadar açık. Anıtkabir'e gelmeyenler gerçekten çok şey kaçırır. Uzun uzun kabaklar dökülüyor yapraklar. Ben atama doymadım. Doysun kuru topraklar. 7'den 70'e herkes oradaydı. Biz Aydın Didim'den atamızı ziyaret etmeye geldik. Ben Tokat'tan geliyorum. Türkiye'nin dört bir yanından Atatürk için Ankara'ya gelenler Mozele'ye çiçek bıraktılar, dualar ettiler. Büyükler içindeki çocuğu hiç büyütmeyenler de oradaydı. Kahraman Deniz gibi. 23 Nisan günü meziş kuruldu diye büyük bayram verildi. Çocuklara hediye. İlkokul bir de 6 yaşında ezberlemiştim. Anıtkabir'e gelen çocuklar için renkli bir de etkinlik vardı avluda. İngiliz ressam Ned Pamphilon geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar için dev bir tuval hazırladı. Üzerine de Atatürk'ün o çok ünlü sözünü "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" yazdı. 23 kutlu olsun. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ellerini boyaya batıran çocuklar tuvale rengarenk izlerini bıraktılar. Bozacak mı? Evet. Nereyi boyuyorsun şu anda? Mürşit'in M'sine. Tuvaldeki en minik el izi ise 2,5 aylık toprağa ait. Biz de katılmak istedik, çok da beğendik. Çok da keyifli oldu bizim için. Çocukların eseri o dev tuval Anıtkabir Komutanlığı'na, İngiliz ressamın yine çocuklarla birlikte yaptığı bir başka tabloda 19 Mayıs'ta Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a hediye edilecek.